Yayınımız tam gaz devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdi bir başka Trabzonlu Yakup Sağlam ringe çıkıyor. 24 maç 24 galibiyeti bulunan 21 nakavta sahip Yakup Sağlam Marcel Zeller'le işte ekranlarınızdaki bu isimle karşı karşıya Alman Karlsruhe'den geliyor. Marcel Zeller. Yakup Sağlam geliyor şimdi de. Sapa sağlam geliyor hem de. Oğlunun resmini göğsünde taşıyor sevgili izleyiciler. Yakup Sağlam 25. maçından da galip ayrılacak mı? Sinan Şami Sam'la maç yapmak istediğini açıkladığında gündem değişmişti sevgili izleyiciler. Tabii bunu Sinan Şami Sam'ın da istemesi gerekecek. Marcel Zeller ve Yakup Sağlam. Türkiye'nin en büyük ağır sikleti olmam için Sinan Şami Sam gibi tarihin en büyük boksörünü yenmem gerekiyor. Onu yenemezsem Türkiye beni kabul etmez. Yakup Sağlam bu açıklamayı yapmıştı. altinyumruklar.com'da ve bu arada sevgili izleyiciler Kadir İnanır geldi ekranlara. Bayanlar, boksa ilgi bayağı bir arttı Türkiye'de sevgili izleyiciler. Enteresan bir maç olacak. Ağır siklette Yakup Sağlam Marcel Zeller karşısında. İşte Yakup Sağlam ve Marcel Zeller mücadelesi. Ağır sikletteki bu maç. Birazdan Cruiserweight maçı var. Eyüp Kuşçu'nun Strupitz'de süper orta siklet maçı var. Orta siklet var. Güzel maçlar var bu akşam. İşte Yakup Sağlam. Deflat Loritz antrenörlüğünü yapıyor Yakup Sağlam'ın. Marcel Zeller bir de böyle Undertaker hareketi yaptı. Cellat misali bu hareketi Bernard Hopkins de yapar maçlara çıkarken. Bu mecazi anlamda yapılan bir harekettir. Acayip bir destek var sevgili izleyiciler. Süper bir destek var Yakup Sağlam'a. Tabi Selçuk Aydın gecesinde. Trabzonlular buradalar. Ortalığı inletiyorlar tabi. Yakup Sağlam da bir Trabzonlu. Özlem Şahin. O da bir Trabzonlu. O da birazdan maçı ekranlara gelecek. Evet sevgili izleyiciler. Ağır siklette bu maç 8 round. İşte bakın Marcel Zeller. Enteresan maçlara imza atmış bir isim. Jonathan Banks ile oynadı en son. Jonathan Banks'e ilk round'da knockout olmuştu. Stefan Kreşman ile maç yaptı. Önemli isimlerle ringe çıktı bugüne kadar. Marcel Zeller.
Jonathan Banks tabii çok büyük bir isim sevgili izleyiciler. Ona dayanamadı. Yakup Sağlam 24 maç 24 galibiyet. İşte şimdi sağlı sollu kroşeler. Sol rek. Şimdi burada sakın ters bir yumruk almayalım sevgili izleyiciler. Çok iyi bir boksör Yakup Sağlam. Önemli işler başarmak niyetinde. Şimdi karnını dövmeye başladı. Şimdi kapana kapana gidiyor üzerine. Cumhuriyet tarihinin boks konusundaki en büyük gecesi bu gece sevgili izleyiciler. Türk topraklarında yapılan çok büyük bir şampiyonluk gecesi. Yakup Sağlam da böylesine önemli bir arenada ringe çıkmanın coşkusunu, mutluluğunu yaşıyor olmalı. Bakın eldiveninde orada 61 yazıyor. Trabzon'un plakası. Marcel Zeller kapandı, bekliyor. 1973 doğumlu rakip. Şimdi Yakup Sağlam onu köşeye sıkıştırdı. Gel üzerime diyor. Şimdi başladı vurmaya. 1.85 boyunda Marcel Zeller. 1.95 boyunda da Yakup Sağlam değerli izleyiciler. Şimdi bir aparkat, sağ aparkat denemesinde bulunuyoruz. Sağ vurduk. İplere dayadık, ardından direkt çakıyor. Karnını dövmeye başladı. Son saniyelere giriyoruz ilk round içinde. Marcel Zeller hala ayakta. Zeller iplere sıkıştı. Değişik bir etek bakın. Ringe çıktı. Marcel Zeller Alman. Karzueli. İskoçların eteğine benzer. Bir etekle ringde. Bir tane sağ vuruyor. Sert sağ arkasından. Avuç içi vurma diyor hakem. Dönüş Baktov'la Stefan Kreşman arasındaki o tarihi Almanya'daki maçın hakemiydi. Olay hakemdi. Hakem saymadı. Kural dışı bir vuruş olarak değerlendirdi. Yakup Sağlam'ın attığı o yumruğu.